Evet arkadaşlar merhaba. 18 Aralık 2021 Cumartesi gündüz programında, daha doğrusu akşam programında İngiltere'de Linkfield Hipodromu'ndayız arkadaşlar. Linkfield Hipodromu'nda 7 koşulu bir program, bize akseden tarafı tabii. 7 koşulu bir program var. Ve çok küçük bir şablon yaptık. Zaten zayıf gözüken de bir program var. Hani oynamak isteyen arkadaşlar ya da altılıyı ilk defa tutturmak isteyen bazı hanımefendi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlar da tabii değerlendirebilirler. Evet, Linkfield ile ilgili görüşlerimize hemen geçiyoruz. Tüm koşular sentetikte arkadaşlar, biliyorsunuz. Linkfield Park'ta burada birinci koşuyla beraber 7 plase 14.40'ta. Yani öğleden sonra kuşağında başlıyor. Handikap 3.40 İngilizler, 1000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Burada bir sürat koşusu izleyeceğiz. Baktığımız zaman 5 numaralı Desert Lime Ryan Moore'la Banco arkadaşlar. Yani Ryan Moore burada kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz ama tabii düşürebilir kendisini. Düşürdüğü takdirde tabii ki yukarıda 3 numara, 2 numara, 1 numara hepsi gelebilir. Yukarıdan bir tane at gelebilir. Yani 1 2 3'lerden bir tanesi gelebilir arkadaşlar. Ona göre sizler de kararınızı verirsiniz ama burada biz 5 numarayı bank olarak 7'li plase oynayacak olan arkadaşlara duyuruyoruz. Evet, ikinci koşuyla beraber Altılı Gayan'da Linkfield Park'ta başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, cüzemi bir şablon yaptık. Küçük bir şablon yaptık. Sizler de kendi atlarınızı koyabilirsiniz zaten. Kısıtlı program var. Şartlı koşu bu. Dişiler, 2 yaşlı İngilizler, 1600 metre sentetik kum başlığımız var. En fazla at yazacağımız yerlerden bir burası, bir de 5. koşu. Yani 2. koşu ve 5. koşu. 4 at yazacağız. 1 numaralı Belakqua Ryan Moore'la 9 numaralı Makin Meadow It Robert Havlin'le. 6 numaralı Champagne Dial Shane Kelly ile ve 3 numaralı Aurelia Gold Joe Duerne. Evet, bu apprentice olan bir arkadaş anladığım kadarıyla. 1963 diyoruz. Buraya bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor burada. Bu tecrübesiz atlar içerisinde. Üçüncü koşu şartlı. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentete çıkacaklar. Arkadaşlar burada da iki tane safkan çok ön planda. 4 numaralı Arviste Ryan Moore'la ve 6 numaralı Unique Cut Crane O'Neill'le. Burada çok ön planda. Yani kısaca burayı 4 ve 6 olarak geçmekte yarar var bize göre. Evet. Dördüncü koşuda da arkadaşlar 4 at koşuyor. Gördüğünüz gibi program çok kısıtlı. Handikap 3 kere İngilizler 1200 metre. Böyle kısa mesafe koşusu gibi gözüküyor. Evet, burada tecrübeli jockey Callum Rodriguez 60.5'la arkadaşlar bu koşu kolay kolay bırakmaz. 101 handikap puanı da var. Soldier's Minute 1 numara günün yegane bankosu. 5. koşu The Quebec Stakes diye geçiyor. Listed 3 kere İngilizler 2000 metre sentetik kum. Başlıklarımız bu şekilde. 8 tane safkan var. Yine dediğim gibi 5. koşuda da 5 at var. Yani bir 2. koşu bir 5. koşuda çok yazacağız. 3 numaralı Felix burada Andre Atzeni ile. 5 numaralı Regal Reality Ryan Moore'la. 4 numaralı Pala Vecino Martin Dyer'la. 1 numaralı Bright Melody James Doyle ve 2 numaralı Richard Ginsburg'un Mini Dubai Warrior. Yani burası 3, 5, 4, 1, 2. 3, 5, 4, 1, 2. Şöyle 3, 4, 5 şeklinde. İlk 5 at arkadaşlar burada bizim size tavsiyemiz. 6. koşuya geçtiğimiz zaman tabela ayağındayız. Handikap 3 yukarı İngilizler 2400 metre. Sentetik başlığımız böyle. Yine 5 at var. Yine az at var arkadaşlar. Ha, burada da şöyle bir durum var. Şimdi 3 tane safkan çok yakın birbirine güçleri. 1 numaralı Midnight Legacy Ryan Moore'la. Arkadaşlar normalde kazanması lazım bunu. Hani 120 günlük bir arası var. Yani o da 4 ay ediyor.
Ama arkasından tabii bunun 4 numaralı Chess No More. Geçenlerde koştu, 4. oldu bu. Ve 5 numaralı Protected Guest. Jane Elliott arkadaşlar sürpriz konumunda. Yani ona baktığımız zaman dikkat etmek lazım. Bu 5'e de yazmakta yarar var. 1, 4 ve 5 diyoruz. Son koşuya geçiyoruz. 7. koşu arkadaşlar. Burada saat 18.10'da birinci 2700 sterlin ikramiye var. Handikap 3 yukarı İngilizler 2400 metre sentetik kuma çıkacaklar. Burada da 9 atın içerisinde 3 at yeterli. Gördüğünüz gibi kuponlarımız gayet bu sefer küçük 4 numaralı Largo Bay George Rook'la 2 numaralı Forge Valley Lad Luke Morris'le ve 3 numaralı Devizes Charlie Bennett'le arkadaşlar. Yani 4, 2 ve 3 diyoruz buraya. Yani bu 3 at yeter. Tabii sizlerin atı varsa mutlaka onu da yazmanızda yarar var. Burada sizlerin ilaveleriyle belki daha iyi bir şey olabilir arkadaşlar. Onu bilemiyoruz. Size tavsiyemiz kendi atınızı mutlaka burada yerleştirin. Yani 4. koşuda 1 numara tek verdik. Ona göre sizler de en doğru seçimleri yapacaksınız diye düşünüyoruz. Evet. Linkfield'le ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Diğer Şahattin, Gavsin Park ve İstanbul ve Adana kuponlarımızda yani videolarımızda yayında şu anda. Dediğim gibi en makul kuponları oluşturmaya çalışıyoruz. Sizlerin katkısı çok önemli. Yani biz birçok arkadaşımız burada şu anda olayı kapmış durumda. Eski üyelerimiz de var tabii ki. Birçok arkadaşımız bizim vermiş olduğumuz eksik yerleri tamamlıyor ve gerek yabancı koşularda gerekse Türk koşularında ikramiyelere uzanıyor arkadaşlar. O konuda gerçekten çok memnunuz diyoruz. Evet, bugünlük de bu kadar. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Cumartesi gününüzün bol bereketli olmasını diliyoruz. 5 tane koşu var. Tabii seçici olmak da lazım koşular içerisinde. Evet, her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.